karşı çıkılan bir operasyon oldu. Hadi Milli Mücadele. Aynen öyle. Hanedana mensup isimler oraya gitmek istiyorlar. Şey, şehzadeler gitmek istiyor. Osman Fuat evet. Efendi. Mustafa Kemal onları geri gönderiyor. Hatta 48 saat gemide beklemiş. Evet. Onları da inmelerine müsaade etmemişler. Paşa diyor ki sadrazam, vah vah vah, elini böyle yapmış. Vah vah vah. Bak sen gördün mü sultanım şu bizim yaramazın yaptıklarını. Demiş ki Vahdettin, kimden bahsediyorsun? Senin damadın benim oğlum İsmail. Ne yapmış? Anadolu'ya kaçmış. Evet. Milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya kaçmış. Hain bir Vahdettin'in tavrı ne olurdu? Evet. Kaçmış ya damadı. Kaçmış. Demiş ki ne üzülüyorsun paşa? Kılıcının hakkını vermeye gitmiş. Yoksa kellesini alırdı değil mi? Ya kılıcının hakkını vermeye gitmiş diyen bir adam olabilir mi? Şimdi buradan biraz tarih magazinine gidelim. Murat Bardakçı gibi. Estağfurullah. İsmail Hakkı Oktay kimdir? Ferhunde Hanım'ın eşidir. Ulviye Sultan'dan boşandı. Ferhunde isminde bir hanımla evlendi. Bu evlilikten çocukları olmadı. O da yani İsmail Hakkı Oktay da Ferhunde'nin kız kardeşinin küçük oğlunu aldı ve onu büyüttü. Bütün mal varlığını ona verdi. Bu çocuk Robert Koleji'nde okuyordu. Bu gazetelere yazı gönderiyordu. Cumhuriyet'te bir yazısı çıktı. Ödül olarak ona Erika marka bir daktilo aldı. Evet. Bülent Ecevit'ten bahsediyorum. Bülent Ecevit, İsmail Hakkı Oktay'ın manevi oğludur. Yani eniştesi oluyor. Medine'den 404 dönümlük arazisi kalmıştır Ecevit'e. Ecevit de Diyanet'e bağışladı. Ve bu ülkede Ecevit, Sultan Vahdettin hain değildir diyen bir adamdır. Evet. Demirel haindir dedi. Ecevit hain değildir dedi. Nereden biliyor? Birinci ağızdan. Evet. İsmail Hakkı Oktay'dan dinlemiş. Kucağına oturuyormuş. O da ona anlatıyormuş ne olduğunu.